özledim sevgilim. Yaşadığını sanmıştım. Ama hayır. Eğer yaşıyor olsaydın sen beni bulurdun. Elveda sevgilim. Elveda sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Kimsin sen? Ben Zeynep Şanlı. Sizi tanıyalım Murat Komiser. Buraya niye geldin? Ne işin var burada? Kuzenimin hayata veda ettiği yeri görmeye geldim. Gecenin bu saati mi? Seni ilgilendirmez. Peki sen neden buradasın? Ne demek neden buradayım? Komiserim ben. Pardon. Murat komiserdi değil mi? Olayın üzerinden 2 yıl geçmedi mi? Burada ne bulacaksın? Murat komiser buraya Ay Yıldızlı adamla buluşmak için mi geldi? Peki bu kızın burada ne işi var? Zehra Şanlı öldü. Sevgilisi Kertenkele de öldü. Burada olmanı gerektiren ne? Sana anlatmak zorunda değilim. Bu kadar gizli olan ne Murat komiser? Demek yüzüğümü çalan sendin. Kahveme ilaç atıp beni uyuttun değil mi? Çok mu zoruna gitti komiser? Artık sana aşık olduğumu düşünmüyorsundur herhalde. Yatak odana sana olan aşkımdan değil yüzüğü geri almak için geldim. Umarım bir beklenti içine girmemişsindir. Yüzüğümü hemen geri ver. Pardon? Yüzüğüm mü dedin? Nereden senin yüzüğün oluyor bu? Bu benim kuzenim Zehra'nın nişan yüzüğü. O yüzük artık emniyete ait. Kertenkele dosyasının en önemli delillerinden biri. Artık sende kalamaz. Kertenkele öleli 2 sene oldu. Yüzüğe ihtiyacın yok. Sana o yüzüğü hemen geri ver dedim. Kolaysa al. Ne yapıyor bunlar? Yoksa sevgili mi? Bak senden o yüzüğü güzellikle istiyorum. Ben de güzellikle reddediyorum. Versene kızım yüzüğü. Yüzük senin değil, benim. Benden günah gitti. Ah! Ver şunu. Hayır. Ver şunu. Bırak şu yüzüğü. Yüzüğü bırakın. Bırakmam. Ver şunu. Bırak şu yüzüğü. Ver şu yüzüğümü. Senin değil o yüzük. Ver dedim sana. Vermiyorum Zeynep. Elini çek. Zeynep. Ver şunu. Bırak şu yüzüğü. Yüzüğümü ver. Senin değil bu yüzük. Ver şunu. Yüzük! Yüzük!
Dur! Ne yaptın sen? Senin değil o yüzük. Zehra'nın. Zehra Şanlı'nın yüzüğü. Bir yüzük için ölmek zorunda değilsin Zeynep. Bir daha geri gelmeyecek. Senin olmayan bir şey için neden bu kadar ısrar ediyorsun? Neden kertenkelenin peşindesin? Neden onları rahat bırakmıyorsun? Kimsin sen? Tantana yeter. Nihayet Murat Komiser, seninle tanışabildik. Seninle konuşmamız gereken çok önemli bir mevzu var. At silahını. Sana silahını at dedim. Siz ikiniz, Kertenkele ve Zehra'nın öldüğü bu uçurumda ne arıyorsunuz? Zehra Şanlı'nın kuzeni ve Murat Komiser. Sizi buraya getiren şey nedir? Gerçi Kertenkele ölmedi değil mi Murat Komiser? Kertenkele öldü. Kuzenimi de sevgilisini de sen öldürdün. Ben de seni geberteceğim. Dur! Bırak! Dur! Burak dedim. Merak etme. Seni de kuzeninin yanına göndereceğim. Geberteceğim seni Burak. Belli ki onu çok özlemişsin. Burak. Zeynep. Saçmalama dur. Buraya seninle Ay Yıldızlı Adam'ı konuşmak için geldim Murat Komiser. Eminim bana söyleyeceğin şeyler vardır. Bizimle geliyorsun. Yoksa seni de kertenkele gibi bu uçurumdan atarım. Geliyorum. Kızı öldür. Kuzeninin yanına gönder. Dur! Kıza dokunursanız hiçbir şey anlatmam. Bu kız sevgilin mi yoksa? Konuş o zaman. Ay Yıldızlı Adam'ın nerede olduğunu söyle. Yoksa sevgilin ölür. Ulan manyak! Ne yapıyorsun? Ay Yıldızlı Adam'ın nerede olduğunu biliyorum. Eğer yalan söylüyorsan sevgilin ölür.
arasında senet yoksa ben gebertirim. Seni geberteceğim Zeynep Şanlı. Murat! Geberteceğim seni. Öldüreceğim seni. Lastiği patlatmış. Ya onu öldürmeme neden engel oldun? İnan bana, onun ölmesini senden daha çok istiyorum. Fakat bana canlı lazımdı. Hiç kimse onun ölmesini benden çok isteyemez. Bu kadar iyi silah kullanmayı nereden öğrendin? Almanya'da. Orada sürekli poligona giderdim. Boşu boşuna başına bela al. Onun sevgilisi peşini bırakmayacak. Polis değil misin? Korursun beni. Elin. Sarmam lazım. Dur. Dur, öyle değil. Araçta ilk yardım çantası vardı. Şimdi taksi falan bir şey geçer mi? Taksi falan geçmez burada. Mecbur Yılmaz'ı arayacağız. Servis dışı. Ne yapacağız peki? Yola kadar yürüyeceğiz. Orada bir araç buluruz. Ulaşılamıyor. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Demin Murat'ı da aradım. Ona da ulaşılamıyor. O komiser Murat var ya. O kaçırmıştır Zeynep'i. Azmi'cim. Ne ilgisi var? Lütfen ama. Lütfen. Ya isteseydi kızı vermeyecek miydik? Yakıştı mı şimdi? Ya o komiserden ne bekliyordunuz ki? Zaten onu gözüm hiç tutmamıştı. Abi ben de geleyim. Sen burada kal. Ah ulan Murat, ah ulan Murat.
Dinle. Zeynep Şanlı ile Murat komisere ulaşamıyoruz. MOBESE'den hemen Murat komiserin aracının yerini bulun. Tamam. Sun, sun dedim. Ulan verin uşağımızı, bu işin sonu kötü olacak. Vermezsek ne olur ha? Vermezsek ne olur? Oğlum, uşağım evine dön yavrum. Hicabı kurtaracağım seni. Hadi gel, gel, gel hadi, gel alsana, hadi al. Merak etme Hicabı, seni orada bırakmayacağım. Sağ ol, ben iyiyim böyle Meryem. Ulan minarenin tepesine çıkıp beni sevdiğini söylemedin mi sen? Anlamay mısın? Bundan geri dönüş yoktur artık. Minareye çıktığın doğru da ben öyle bir şey söylemedim. Ne söyledin o zaman? Sen duymak istediğin şeyi duymuşsun. Vay! Sana gerçekten büyü yapmışlar da. Yoksa sen yalan söylemezsin. Kızım, almadın mı sen cevabını? Ne konuşuyorsun? Dönsene memleketine. Konuşturma beni daha fazla be! Lan verin uşağımızı da gönderin. Aman sanki çok meraklıydık bunların uşaklarına. Vermiyoruz lan. Kolaysa gel de alın. Susun. Anne, baba, ya ne olur sessiz olun. Ha, tamam baba, şey. Mahkemenin huzurunu bozmaya devam ederseniz hepinizi hapse atarım. Hakim bey, uşağımızı nişanından kaçırdılar, geri vermiyorlar. Doğru mu bu? Doğrudur hakim bey. Aha, bu kız kaçırdı. Sana sormadım. Hapse atarım yoksa seni. Bakın hakim bey, bizim kimseyi kaçırdığımız falan yok. Hicabi bey burada. İsterseniz kendisine sorun. Hicabi, evladım, sen nişan düğününden kaçırıldın mı? Evet hakim bey, kaçırıldım. Ha, hakim bey bakın, bakın kendi ağzıyla söyledi. Kaçırıldı benim oğlum, o kaçırıldı. Geri isterim. Hicabi sen ne yapıyorsun ya? Ne kaçırılması? Gizem hani günah ya, o yüzden doğruları söyledim. Bunu artık ancak kampaklar. Anladın mı kızım? Hicabı sen geri geleceksin. Doğru söyle da. Susun. Şimdi Hicabi evladım, sen nişandan zorla kaçırıldığını mı söylüyorsun? Hayır efendim. Kendi rızamla kaçırıldım. Evladım, sen iyi misin? Ne demek kendi rızamla kaçırıldım? Yani hakim bey, zorla alıkonulmadım demek istiyorum. Ulan ne saçmalayı bu. Hay sen efendi, bu buyunun etkileridir bu. Bence buyunun etkileri bu. Meslek hayatımda böyle bir saçma bir şeyle karşılaşmadım. Hem de kendi rızasıyla kaçırılan bir erkek. Her neyse, bu durumda... suça teşkil eden bir durum olmadığından dava düşmüştür. Hicabi istediği kadar Kadir Çakar'ın evinde kalabilir. Ha, Sami Efendi bir şeyler yap. Oğlumuzu alıkoydular. Vermeyinler bir şeyler yap. Uşağımızı almadan hiçbir yere gitmeyin. Uşağım evine dön yavrum. Anneciğim, babacığım beni merak etmeyin. Ben bir süre gizemlerde misafir olacağım. Hicabi seni o sıraya bırakmayacağım. Alacağım seni. Sizi de vuracağım. Ay üzülme sen tatlım. Düğünümüze sen de davetlisin. Değil mi aşkım? Ne diyor bu? Ne diyor? Peşin peşin. Gelin gelin de düğün yapacağım. Ya senin yüzünden kuzenimin yüzüğü denize düştü. Mutlu musun? Bu uyuzun yüzünden Zehra'mın yüzüğünü bir daha asla bulamayacağım. Vicdanın bile sızlamıyor değil mi? Ne de olsa senin yüzüğün değildi. Niye üzülesin ki? Zeynep! Bu yüzük senin için neden bu kadar önemli? Kuzenimin yüzüğü yetmez mi? Yetmez Zeynep. Neden bu yüzük senin için bu kadar önemli? Cevap ver. Ah! 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 Ah!
Hayırdır Zehra Hanım? Kurtlar, sırtlanlar kurtlar. Tamam, tamam. Korkmanıza gerek yok, onlar buraya gelmezler. Ne korkacağım ya, korkmuyorum. Evet, evet, belli oluyor korkmadığımız. Korkmuyorum tabii. Eski Zehra öldü. Sen artık cesur bir kızsın. Tamam, geçti. Biliyordum lan. Kızda gözün olduğunu biliyordum ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana Murat. Amirim, Murat komiserin aracı en son Beykoz civarında mobesilleri takılmış. Ya orası şey değil mi? Bu Ejder'in Zehra'yı öldürdüğü, kertenkeleyi de uçurumdan attığı yere yakın bir nokta değil mi? Evet amirim. Ula uşağımızı verin. Komşular! Komşular! Aha bu insanlar bizim oğlumuza buyu yapmışlardır. Bizim evladımızı buyuyla kandırmışlardır. Ne diyorsunuz siz be? Hakim kararını vermiş. Ne işiniz var burada? Çekin gidin. Ay keşke hakim bunları tutuklasaydı da kurtulsaydık şunlardan. Keşke, keşke. Ula saçaklı kadın. Var ya, ben sana oğlumu damat yaptırmayacağım. Aha, buraya yazarım. Ay üstüme iyilik sağlık. Sanki biz çok meraklıydık seni şu oğlunu damat yapmaya. Anne. Ay Gizem. Yani evde misafir diye o kadar da değil çocuğu. Hele bir Hicabi'yi damadın yapmayı dene, vururum kadın seni. Sen kimi vuruyorsun be? He? Kadir Baba, sen bunları bize bırak. Biz hallederiz. Elini kana bulama. Hadi, hadi toz alın. Hadi toz alın. Ay! Meryem, Meryem. Var ya, bunlar bizim oğlan buyuyla kandırdılar. Maymun gibi istedikler gibi oynattılar ha. Bana deli Meryem derler. Ben o büyüyü bozarım. Kimse benim nişanımdan adam kaldıramaz. Ne nişanı be? Nişan çoktan bozuldu. Bak Hicabiye kimin yanında? Sevdiğinin yanında. E hadi Hicabicim gidelim. Yeni odanı görmek istemez misin? Senin için mükemmel bir oda hazırlattım. Tamam Gizem. Büşra, hadi sen bizimkileri de al eve dönün. Ben bu gece burada kalacağım. Tamam. Abi sen delirdin mi? Senin ne işin var burada bu insanların evinde? Ya Büşra ne delirmesi? Gönül bu. Yandı bir kere. Hadi. Anne baba ellerinizden öperim. Hadi hayırlı geceler. E hadi tatlım gidelim. Hicabı kurtaracağım seni. Ula dolgu topuk. Hele bir Hicabi'ye dökün yakarım seni. Asiye hadi dön alın. Ula Sami çocuğu alacağız da. Görmüyor musun? Kendi rızasıyla gitti de. Hay ben onun rızasına tükureyim. Hadi güle güle. Hadi, hadi güle güle. Ay Kadir. Yani bir yolunu bul. Bu çocuğu gönder. Ben bu manyaklarla uğraşamam. Karıcığım daha çocuk yeni geldi evimize. Ben anlamam. Bir yolunu bul gönder. Ben ne yapacağım şimdi ya? Zehra'yı ne kadar tanıyordun? Yani Almanya'ya taşındıktan sonra çok fazla görüşemedik. Ama çok severdim. İyi kızdı. Kimseye zarar dokunmazdı. Peki kertenkele hakkında ne biliyorsun? Kuzenimle büyük bir aşk yaşamış. Bütün bildiğim. Evet. Büyük bir aşk yaşamışlar. Ama... ama Ejder onları ayırmış. Birbirini seven iki insanı ayırmak. Ejder sırf bunun için bile ölmeli. Ama önce yargı önünde cezalandırılacak. Ejder'den bunun için mi nefret ediyorsun? Ne demek istiyorsun? Ben daha önce istemeden kulak misafiri oldum. Yılmaz komiserle konuşuyordunuz. Geçmişte sevdiğim bir kadın varmış.
Ama sanırım onu kaybetmişsin. Sevdiğin kadına biri zarar mı verdi yoksa? Özür dilerim, senin için çok zor olmalı. Bu konuyu hiç açmamalıydım. İyi misin? Dur. Dur, dur, kurtaracağım ben seni, dur. Ah! Ne yapıyorsun sen? Dur, kurtaracağım ben seni. Ah! Ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Ah! Ya beni ne hale getirdin, farkında mısın? Hay Allah ya. İmdat, sapık var. Bak, benden uzak dur, seni vururum. Yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. İmdat! Sapık var, kurtarın beni! İmdat! Zeynep bu. Ulan Murat, bittin sen, bittin. Bırak, ben yaparım. Ah! Heh, bunun da suçunu bana atarsın şimdi. Ya niyetin ne senin, şu halime bak. Sana da iyilik yaranmıyor. Şeytan diyor, bırak bu dikenlerin arasında kalsın. Ya bıraksaydın, orman içinde böyle seninle beraber kalmaktan iyidir. Sapık. Bana sapık deme. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Tacizci. Ne dedin sen? Pis tacizci. Zeynep, haddini bil de konuş. Ya bilmezsem ne olur? Haddimi bilmezsem ne olur? Yapma, düşeceğiz. Ya! Bir şey olacak, batacağım. Ay! Ayağıma battı be. Nasıl? Diken batınca iyi hissettiriyor değil mi? Ya çok battı be. Üf, burada sabaha kadar seninle kalmaya hiç niyetim yok. İmdat! Bağırmasana, ya, bağırma. Ya kurtarın! Ya bağırma, bağırma! Bırak ulan kızı! Yılmaz! Yılmaz ne? Ya çeksen ellerini kızın üstünden! Ne oluyor ya? Oğlum çeksene şu ellerini kızın üstünden! Sen bir şey anladın mı? Ya daha ne bekliyorsun ya? Bıraksana şu kızı! Ortak, iyi misin ya? Kızım konuşsana Yılmaz'la. Sen sapık diye bağırdın, bağırdın, bağırdın. Bak adam yanlış anladı. Yılmaz Bey şey... Bunu bana nasıl yaparsın Murat? Ya Zeynep Hanım'ı nasıl kaçırırsın ya? Ne? Ben mi kaçırmışım? Ya bilmiyorum, kaçırmış da olabilirsin, kaçırmamış da olabilirsin. Belki de kaçırmışsındır. Ya neyin kafasındasın sen? Ortak. Bana bak, bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten her şeyi anlatacağım. Ya ne anlatacaksın be? Utanmaz herif. Bir de Zeynep Hanım'ı taciz ediyorsun. Ne diyorsun sen be? Bak, hep senin yüzünden oldu. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ya neden benim yüzümden ya? Hem elbisemi parçalıyorsun hem ben suçlu oluyorum. Ne? Elbisenizi mi parçaladı? Ulan ben de seni var ya adam sanmıştım, adam. Bunu Zeynep Hanım'a nasıl yaparsın ya? Hiç utanma yok mu sende be kardeşim? Yuh artık ya! Ya ortak! Bir yanlış anlaşılma var ya! Niye beni dinlemiyorsun? Konuşsana kızım, niye konuşmuyorsun? Yılmaz Bey, düşündüğünüz gibi değil. Hepsi Ejder'in yüzünden. Ne? Bunun Ejder'le ne alakası var ya? Ejder bizi öldürmeye çalıştı. Kusura bakma Murat, ne bileyim ben sizi böyle yerde şey görünce ne düşünebilirim? Teessüf ederim. Tam zamanda geldiniz Yılmaz Bey. Yoksa sabaha kadar bu adamla ormanda kalacaktım. Aman, aman. Allah göstermez. Zeynep Hanım, Murat komiserin anlattığına göre Ejder'i çok ciddi bir şekilde yaralamışsınız. Yalnız Ejder'in sevgilisi Ateş, Ejder'den daha tehlikeli bir katildir. Mutlaka sizi bulup intikamını almak isteyecektir. Yani bu konuda gerçekten endişeleniyorum. Emniyete gidelim. Size bir koruma ekibi tahsis etmemiz lazım. Merak etmeyin, ekibin başında ben olacağım. Buyurun.
Hinci abi, babamın pijamaları sana oldu değil mi? Oldu Gizem. Yani gayet güzel oldu. Ama baban kızmaz değil mi? Yok, kızmaz. Bence sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Sen bugün çok yoruldun. Ben gideyim, sen erken uyu istersen, dinlenirsin. Olur. Hinci abi, eğer uykun gelmediyse sana ninni söyleyebilirim. Ninni mi? Uyusun da büyüsün bıdım, tıpış tıpış yürüsün bıdım. Ya Gizem, gerek yok ninniye, ben uyurum. Ben gideyim o zaman. Allah rahatlık versin. Allah sana da rahatlık versin. Müdürüm, rica etsem bana bu görevi vermeseniz. Kertenkele dosyası sende. Zeynep Hanım'ı da koruma görevi senin. Ama ya müdürüm, ben bu görevi 10 numara... Arkadaşlar, bu konu kapanmıştır. Müdür bey, gerçekten buna gerek yok. Ben kendimi korurum. Zeynep Hanım, karşımızda çok tehlikeli bir suç örgütü var. Tehlike geçene kadar Murat Komiser 24 saat sizin yakın korumalığınızı yapacak. Sizin için en iyisi bu. Bu arada herhangi bir zafiyet istemiyorum. Peki amirim. Başa gelen çekilir. Ya Zeynep Hanım, ben bu görevi gayet gönüllü yapacaktım. Müdür bey tuttu görevi şu gönülsüz herife verdi ya. Ama lütfen tedirgin olmayın. Her adımınızda ben yanınızda olacağım. Eksik olmayın Yılmaz Bey. Siz de olmasaydınız. Ama ben Murat Komiser'in bu kadar canın sıkılacağını bilseydim vurmazdım Ejder'i. Ne oldu, bir şey mi var? Yok bir şey. Engellemeyin. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Beni yalnız bırakma lütfen. Keşke oraya gitmeseydiniz Zeynep Hanım. Ejder'in oraya geleceğini nereden bilebilirdin? İşte Ejder'in de Murat Komiser'i takip edeceği tutmuş. Tesadüfler üst üste. Anneciğim. Bismillah. Bu ne hal ya? Ya o güzellikle isteseydin kızı vermeyecek miydik sana? Zeynep, kızımızı niye kaçırıyorsun? Rezillik. Bak efendi, ben iki kız babasıyım. Zeynep kız da benim kızım sayılır. Bu işi ancak evlilik temizler.
Ya sizin yüzünüzden el alemin diline düştüm ben. Ya babacığım bir dakika ya. Sus! Mevzu bildiğiniz gibi değil. Ejder Zeynep Hanım'a saldırmış. Öldürmeye çalışmış onu. Ne? Ya tamam, kaygılanmaya, endişelenmeye gerek yok. Bundan sonra Murat komiserle Zeynep Hanım'ı biz koruyacağız. Neyse, tamam hadi içeride konuşuruz. Ya geçmiş olsun oğlum evladım. Sağ ol. Acıyor mu? Yok. Hadi gel, gir bakalım. Gir oğlum, gel. Hadi gel, gel, hadi. Yaşayacak mı? Çok kan kaybetti. Beklemek zorundayız. Çıkın. Zeynep Şanlı. Geberteceğim seni. Ejder o yarayla fazla yaşayamaz. Bak Murat oğlum. Zeynep kızım bundan sonraki sorumluluğu sana ait. Bir tek kılına dahi zarar gelsin istemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Âlâ. Kimsin sen? Neden Ejder'i öldürmeye çalıştın? Neden tek başına oraya gittin? Neden Zehra'nın yüzüğünü o kadar çok istedin? Kimsin sen ha? Neden Zehra'nın yatağında uyuyorsun? Neden şu an sana bakıyorum? Yarın ikimiz için de var. Hı? Belki o güzel kalbin benim için atar. Belki. Zehra, seni çok özledim sevgilim. Ejder'i benim vurmam lazımdı. Senin intikamını bile alamadım. Sevgilim. Sevgilim. Üzülme, yine birlikte olacağız. Burada?
Ne yapayım Yılmaz? Kızı koruyorum. Odasında mı? Ya o Ejder'in manyak sevgilisi odaya gelirse? Ulan bizim elimiz armut mu topluyor? Sevgilim. Sevgilim dedi. Kime dedi? Ne bileyim. Bu kızın Almanya'da geride bıraktığı bir sevgilisi falan olmasın. Beni ilgilendirmez. Herkesin kendi özel hayatı. Bu kız kime sevgilim dedi ya? Merak ediyorsan söyleyeyim Yılmaz. Bana demedi, tamam mı? Ne demek istiyorsun Murat? Sen de mi Zeynep Hanım'ın kime sevgilim dediğini merak ediyorsun yoksa? Ya bana ne? Bak, bozuşuruz Murat. Ya benimle niye bozuşuyorsun? Git kızın sevgilisini ayar ol. Hayret bir şey. Ulan kızın sevgilisi yok ya. Zeynep'in sevgilisi yok. Anladın mı? Var. Sevgilim. Ha. Bu ne? Bu sadece bilinçaltının sevgili eksikliğine duyulan özleminin dışa vurumu. Psikoloji oku biraz cahil. Zeynep bundan sonra yalnızlık çekmeyecek. Ben varım. Ya boşuna kendini avutuyorsun ya. Bu kızın bal gibi de sevgilisi var işte. Yok lan. Var. Yok. Var işte var. Yok. Var bu kızın sevgilisi. Yok lan. Var. Yok. Var da var işte. Yok. Sevgilisi var bu kızın. Ya sen var ya, ben üzüleyim diye kızın sevgilisi olsun istiyorsun. Benim mutsuzluğumdan beslenen bir insansın Murat ya. Sırf sen üzülme diye söylüyorum. Bak ben adım gibi eminim ki bu kızın... Zeynep. Zeynep Hanım. Ne yapıyorsunuz odamda? Ne işimiz var? Tartışıyoruz. Tartışıyorsunuz demek. Neyi tartışıyorsunuz? Ben dedim ki Zeynep Hanım'ın uykusu var. Yok dedi bu uykusu yok dedi. Ben dedim var dedim uykusu, bu yok dedi uykusu. Manyak mısınız siz ya? Odamda ne işiniz var? Ben tartışmıyorum. Arkadaş başlattı tartışmayı. Direkt kendisi tartışmayı açtı. Tartışmayı sen de başlatmadın, ben de başlatmadım. Tartışmayı Zeynep Hanım başlattı. Ha ben uykumda tartışma başlattım öyle mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ama bu kadar sinirlenecekseniz uyumaya devam edin lütfen. Uyku mu bıraktınız adamda? Ya sizin ikinizin odamda ne işi var? Zeynep Hanım unuttunuz mu? Sizi korumakla mükellefiz. An itibariyle o görevi icra ediyoruz arkadaşımla. Derhal çıkın odamdan. Derhal odamdan çıkın. Zeynep Hanım. Derhal. Yılmaz. Belli ki Zeynep Hanım rüyasında beni gördü. Seni niye görüyor ya arkadaşım? Bal gibi de beni de görmüş olabilir. Hala buradasınız. Tamam seni gördü Yılmaz, hadi çıkalım. Tamam seni de gördü. Zeynep Hanım, biz tam kapının önünde olacağız. Seslenmeyin, tıklayın içerideyiz. Karıcığım, yine mi bunlar? Şöyle güzel sucuklu bir yumurta olasaydı ne güzel olurdu. Yasak Kadir'cim, yasak. Sağlıklı beslenmek zorundayız. Aslında sucuklu yumurta da çok sağlıklı bir yiyecektir. Ya böyle köyden yumurtayla tereyağı getirsek, güzel bir yerden de böyle sucuk alırız. Ben onları böyle ince ince kıyarım, böyle tereyağını tavaya koyduk mu böyle cozur cozur. Mis gibi. Böyle kırarım yumurtaları üstüne. Fırından sıcacık bir ekmek böyle banınca çok güzel oluyor anneciğim. Anneciğim mi? Ayla Hanım yani. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer Meyesin Bey. Hadi başlayabilirsiniz. Yalnız fazla yemeyin. Kahvaltıdan sonra pilates yapacağız. Pilates mi? Ay yavrum benim ya. Anneciğim. Şimdi icabı bizim evimizin en değerli misafiri değil mi?
O yüzden de onu çok yormasak mı acaba diyorum. Bence de öyle. Şu pilatese biraz ara versek iyi olacak. Ay! Bu evin kuralları var. Herkes uyacak. Herkes. Hadi. Başlayalım. Oh be. Odamda değilmiş. Manyak Murat rüyama girdi ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorum gibi görünüyor? Dişimi fırçalıyorum. Olamaz ya. Diş macunu mu kullanmışsın? İnanamıyorum. İyi misin sen? Havlumu da kullanmışsın. Ay inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ne oldu yine? Hocam bu diş macunun hali ne? Ha? Ortasından sıkmışsınız. İnsanlık suçu işlemişim ben ya. Beni harbiden asmalıyım, bir şey yapmalı yani. Ya cezamı söyleyeyim, gideyim yatayım ben direkt. Dalga geçmeyin lütfen. Ya siz dalga geçmeyin asıl. Alt tarafı diş macunu Zehra Hanım. Cinayet işlemişim gibi niye bağırıyorsunuz? Bak ya, bak ya. Havlumu kullanmışsınız ya. Islak ıslak. Havlumla yüzünüzü mü kuruladınız? Ne yapayım, kurulamasa mıydı? Kendi havlunuzla kurulayın lütfen. O zaman lütfen siz de bir zahmet şuraya benim için bir havlu koyun. Malum artık beraber yaşıyoruz ya. Tamam. Of. Asıl sana of. Sizin ailede bu havlu ve diş macunu takıntısı mı var yoksa genetik mi? Ya hem macunumu hem havlumu kullanıyorsun hem de konuşuyorsun. Ukala. Ya biz sabaha kadar kapında nöbet tutalım. Sen bir diş macununu düşün. Çık dışarı. Yazık. Vallahi yazık. Sizin halde demekle ne demek istedi ki bu şimdi ya? Nefes al. Ver nefes. Nefes al. Ver. Nefes al. Ay. Nerede güzel bu baban? Bilmiyorum anne. Neyse. Al nefes. Hicabi abi. Buyur. Senden ne cevherler varmış böyle ya. Ben hayatımda böyle yumurtalı sucuk yemedim. Vallahi yemedim, billahi yemedim. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Teveccühünüz efendim. Ya daha köy tereyağını getirtemedim. Trabzon'dan köy tereyağını getireyim, bir de öyle deneyin. Parmaklarınızı yersiniz. Bir dahakine onu da yaparız, tamam mı? Hadi gel sen de. Çay içersiniz değil mi? Olursa doldur. Tamam, hemen bir tavşan kanı çay geliyor. Canım babam. Helal olsun sana. Vallahi helal olsun. O mısır gevrekleri kuru biraz zaten. Yani her gün her gün olmaz. Buyurun. Hadi gel sen de gel. Anneciğim kızmaz değil mi? Anne mi? Ayla Hanım. Ayla pilates yaparken hiçbir şey umurunda olmaz. Sen rahatına bak. Hadi. Gel, gel. Kadir! Ay bu ne hal? Karıcığım. Ben sana bu evde yumurtalı sucuk yapmakla yemek de yasak demedim mi? Ben yapmadım ki. Hicabi yapmış terbiyesiz. Hicabi. Ben bir Gizem'e bakayım. Gizem'e bakayım. Şu iç güveysi misafire bak. Geldi bütün evimin düzenini bozdu. Ay bak Kadir. Ben bu çocuğa bir tek Sami ile Asiye'ye inat olsun diye katlanıyorum ama artık yeter. Git konuş gönder şunu. Yapma böyle karıcığım. Bak çocuk ne kadar güzel sucuklu yumurta yapıyor bize. Ne dedin sen? Yani çocuk daha evimize yeni geldi dedim. Ayıp değil mi yani? Lütfen. Aa, ben anlamam. Konuş gönder. Sen de üstünü değiştir.
yanıma gel. Murat komiser, sanırım bundan sonra Zeynep'i daha çok korumanız gerekecek. Eğer Ejder ölürse sevgilisi Zeynep'in peşini bırakmayacaktır. E tabii ya. Müstakbel eşini korumayacak da kimi koruyacak yani? Değil mi? Beni bu koruyacaksa öldük vallahi. Merak etmeyin. Babacığım, Melis. Siz rahat olun. Zeynep Hanım bize emanet. Hiç kimse bir şey yapamaz. Ya Zeynep, sen niye vurdun bu adamı ben anlamıyorum. Ya bıraksaydı Murat komiser vursaydı? Murat komiser mi vursaydı? Ya Kızıl Ejder'i bu kız vuruyor. Bu da komiserim diye dolaşıyor. Aa, bir saniye. Ben Murat Bey'in hakkını yemem ama o kadar da değil. Yani en azından bırakıp kaçmadı. Varlığıyla moral motivasyon verdi o bana. Yok, ben almayacağım ya. Lütfen. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bu kek ne zaman geldi? Bu sabah dışarıdan sipariş ettik. Hayır, sakın yeme. Aa, bırak be, kekimi yiyeceğim. Sakın yeme, tehlikeli olabilir. Ne tehlikelisi be? Hayal görüyorsun. Sakın. Zehirli olabilir. Bırak kekimi yiyeceğim. Bir saniye Zeynep Hanım. Bırakır mısınız? Profesyonel içgüdülerim bu kekin zehirli olduğunu söylüyor. O yüzden önce ben tatmalıyım. Ya ortak ne diyorsun? Bırak kız kekini yesin ya, Allah Allah. Ya Allah aşkına bir üç komisere bir tabak kek versin. Belli ki canı çekmiş. Versene kekime. Hayır. Görevim gereği önce ben tatmalıyım. Eğer zehirli değilse kekinizi geri verebilirim. Hmm. Lezzetli. Evet. Kakao oranı %60 civarında. Hindistan cevizi aroması kıvamında. Sütü organik. Glisemik endeksi... Murat. Murat Bey. Ay bu kek zehirliymiş. Ne? Zehirli miymiş? Ay ölmek için daha çok genciz. Sen, Melis sen yemedin değil mi? Murat sakın ya, ölme. Ya. Murat ne olur ölme. Biriniz ambulansa. Murat. Murat. Şişlere baksana, kekle bizi kekledi. Ya ortak bu yaptığın iş mi senin ya? Ya beni bu kadar önemsediniz bilmiyordum Zeynep. Ya öl geber ya. Kusura bakma. Ya ama niye kızıyorsunuz ki? Yani mesleğim gereği sizi korumak zorundayım. Ya sen rahat ol. Zeynep Hanım'ı ben korurum. Hadi bakayım kahvaltını yap sen. Al bu keki sen ye o zaman. Ya yerim ben. Her keki yerim ben buradaki. Bu ikisinden hemen kurtulmam lazım. Hayatı zehir eder bunlar bana. Ben bir kafeye gideceğim. Mekanı erken açmam lazım. Çantamı lavaboda unuttum. Ben gidip onu alayım. Biz alırız. Aman geç ya, geç. Çok heveslisin. Buyur ara. Sen ara. Nerede bu çanta ya? Nerede lan bu çanta? Kilitli. Kim yaptı bunu? Polis olduğunuza göre kentin
mekanlarınızda kurtulursunuz beyler. Kızım sen manyak mısın? Aç şu kapıyı. Görüşürüz. Ben kaçtım. Zeynep Hanım, bakın kapıyı açın. Tek başınıza gitmeniz çok tehlikeli. Biz de gelelim. Yani ben de geleyim. Zeynep Hanım, şu kapıyı açar mısınız? Zeynep Hanım, kapıyı açar mısınız lütfen? Kaldık burada. Diyaframa doğru nefes al. Ver nefes. Bir daha al nefes. Öne doğru at kendini. Kaldır bacakları, kaldır, 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 kaldır. Al nefes Kadir. Karıcığım, nefes alacak hal mi kaldı Allah aşkına? Hadi. Şu halime bak ya. Vallahi canıma yetti ya. Başladım pilatesinize ya. Koskoca baba Kadir ne hallere düştü. Hemic abi niye pilates yapmıyor? O yapmıyorsa ben de yapmıyorum arkadaş. Gizem, baban haklı. Söyle şu müezzine, o da gelsin. Bu evin kuralları var. Herkes uyuyacak. Efendim ben daha önce hiç denemedim. Ben iyiyim böyle. Ay! Sen de geleceksin, pilates yapacaksın. Tamam anneciğim. Hadi nefes al. Üstünü değiş gel. Al nefes. Ver çocuğum. Nefes al. Ver nefes. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Şimdi nefes alırken iki kolları birden yukarıya, sonra yana doğru açıyoruz. Nefes alırken sağ bacağı yukarı doğru kaldır. Ver nefes. İki bacağı birden kaldırıyoruz. Al nefes. Al. Al, denge çok önemli. Al. Al, ver nefes. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Ay, kaldır. Ver nefes. Oh be. Kurtuldum Murat'tan. Merhaba. Hop. Beni unuttun sanırım. Ya Kurtuluş yok mu senden ya? Kusura bakmayın ama biz de meraklı değildik sizin peşinize koşmaya. Görevimizin gereğini yerine getiriyoruz. Hanımefendi, bu adam sizi rahatsız mı ediyor? Evet. Polisi aramamı ister misiniz? Evet. Arama, arama polisi. Polisim ben. Devam et. Nereye gitti lan bunlar? Ne yapıyorsun? Bir horon olur ya. Ne yapıyoruz biz ya? Kenan abi ciddi olamazsın sen ya. Daha Hicri abiyi geçen gün kaçırdık. Ertesi günü gelip deli Meyrem'e aşkı ilan mı edeceksin abi? Siz de lan. Konuşmayın. Oynayın lan. Oynayın dedim size. Oynamayın ha. Çalın lan. Tempolu. Ula Hicri abi. Seni o kıza bırakırsan bana da deli Meryem demesinler. O ses ne dur lan? Meryem. O ne lan? Meryem, ben seni... Bak konuşsana deli Kenan. La konuş. Konuşsana.
Seviyorum seni deli Meryem. Seviyorum. Seviyorum yahu. Oh be. Hey. Deliler gibi seviyorum. Her şeyimle seviyorum. İliklerine kadar seviyorum ben. Oh be. Ne dedin, ne dedin? Ey deli gönlümün sultanı. O ceylan bakışlarınla bakıp yüreğimi parçalayıp canıma mı kastediyorsun? Seni Hicabi'ye yar etmem. Ne dersin lan sen? Kenan abi! Gitti lan dağ gibi adam. Topuk! Topuk! Sevdiğimi söylersem kesin beni vurur ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmek de istemiyorum. Deli Meryem'le mutlu mesut bir hayat yaşamak istiyorum ben ya. Ulan yoksa sen benimle kafa mı bulayıyorsun? Bu çiçekleri nişanıma yollayacağını ben mi getirdim? Olur mu öyle şey Meryem ya? Yok. Benim nişanım bozuldu Deli Kenan. Hicabi'yi kaçırdılar. Yapma ya. Bilmiyor musun? Yok. Siz mi kaçırdınız Hicabi'yi? Yani, ne saçmalıyorsun daha haken? Lan! Gel adam be! Yine aşkımı ilan edemedin deli Meryem'e. Ne olacak bu benim halim ya? Kavuşamayacak mıyım deli Meryem'e ben? Seviyorum seni deli Meryem. Kara Kenan! Bizi sakla yoksa deli Meryem bizi vuracak. Hayırdır inşallah deli Meryem sizi niye vuracak? Biz az biraz Hicabi'yi kaçırmış olabiliriz. Nişandan kaldırmış olabiliriz. Allah Allah oğlum siz ne yokluğa düştünüz? Benim bildiğim erkek kız kaçırır. Niye hoca kaçırdınız? Oğlum şey yapma işte ya, uzatma ya, uzun mevzu yani. Ya ne olursa sakla bizi ya, gelecek. Ya Hicabi niye istemiş? Anlattın mı şimdi? Hadi girin içeri, girin ben halledeyim. Geliyor. Geçin içeri, geçin. Lan nereye saklandınız? Kemal kardeşim, deli Kenan'ın adamlarını gördün mü? Hayırdır inşallah bacım, ne yapacaksın? Biraz vuracağım da. Ya şuradan az önce iki kişi kaçtı da herhalde onlardır. Görürsen benim için de topuklarını iki tane sık. Hiç merak etme, vurarım. Çıkın lan korkak tavşanlar, hadi gelin. Ne tavşanı geçti. Ne tavşanı, kendimiz hallederdik de seni denedik. Hicabi'ye yanlış yapmasa o kız var ya. Ha. Deli Meryem değil mi? Ya ne yapıyorsun sen? Şimdi komik mi bu yani? Bak adama nasıl korktu adam. Gel kardeşim sen. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Adam şaka nasıl mı korktu ya? Gel şaka. Kardeşim sen. Elim titriyor. Elim. Kanka tuvalete götürmedi. Hadi lan dükkanı ben de kapatmayın. Geçebilirsiniz. Sen geçemezsin arkadaşım. Ne demek geçemezsin? Bayağı geçemezsin. Kız arkadaşım da var. Ne yapayım? Gece kulübüm burası kardeşim. Manyak mıdır nedir ya? Ne oluyor ya burada?
Vallahi seninki işi iyice abarttı canım. Benden söylemesi. Bunun seni koruduğu falan yok. Amacı sana yakın olmak. Yok artık. Hayatı zindan eder bu bana. Ben gideyim bir hava alayım, saçımı başımı yaptırayım. Tamam canım. Merhaba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Zeynep nereye gidiyorsun? Zeynep! Kimliğim. Kusura bakmayın hanımefendi, iyi günler. Bana bak çocuğum. Şimdi bu çiçekleri alıyorsun, aşağıya bahçeye iniyorsun, tek tek hepsini ekiyorsun. Ben de geleceğim birazdan. Sonra oradaki işlerin bitince gelirsin, buradan bu çöpü alırsın, dışarı atarsın. Tamam anneciğim. Aralarına biraz maydanoz da ekeyim mi anne? Bana baksana sen. Sen bana niye anne diyorsun? Gizem'le evlenince anneciğim olacaksınız ya ondan. Öyle bir şey olmayacak çocuğum. Hiç heveslenme. Siz Gizem'le ikiniz evlenmeyeceksiniz. Allah neyi murad etmişse olur anneciğim. Ay vallahi cinnet geçirecek. Aa! Anne! Ne yapıyorsun sen ya? Evimize gelen misafiri mi çalıştırıyorsun? Abudum sen niye yoruluyorsun ya? Bırak bakayım sen şunları şuraya. Ay bırakma. Bırakma çocuğu. Bırakma. Kızım ne var bunda? Yani o iç güveysi misafir olarak geldi bu eve. Sen ne bekliyordun ki? İç güveysi misafiri de ne anne ya? Yeni yeni şeyler duyuyorum. Bıdım lütfen bırakır mısın sen şunları? Hadi gel bak hava mis gibi. Biraz yürüyüş yaparız, hava alırız. Hem de seni şu angaryalardan kurtarmış olurum. Bırak hadi. Gizem'im benim çok işim var. Daha onların hepsini bitirmem lazım. Anneciğim kızar sonra. Ay bak anneciğim diyor çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ay ben çıldıracağım burada gerçekten ya. Ver sen şunu bakayım. Babişim sen bugün az yorulmuşsun belli. Al bakayım bunları. Hadi sana kolay gelsin. Gel gidelim. Ayıp ama. Boş ver. Kadir. Ay bu çocuk var ya. Çok dirayetli çıktı. Yani sıkılsın bu evden gitsin diye ne kadar angarya iş varsa hepsini yükledim bana mısın demeyeyim. Vallahi havuzu temizlettim. Ne? Ay sıçratma çocuğum, sıçratma. Pardon anneciğim. Bak bak şuralarda hep çer çöp var. Al al. İleride ileride çocuğum. Bak tamam. Daha iyi. Oralar hep. Al onları al al. Ay bak 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 bak. Uçtu uçtu nereye geldi? Şunları da. Şunları da. Aldım anne. Al çocuk. Düşemeyesin inşallah. Anneciğim az ayağınızı çek. Ay. Ay buraları değil. Şöyle yukarıları al. Bunları mı? Münasebetsiz. Şuraları ayol şuraları. Tamam anneciğim. Güzelce güzel bak. Tek arkada kalıyor. Kalmasın. Tek bir yaprak istemiyorum. Hepsi. Nasıl olmuş anneciğim? Cincik gibi. Anneciğim öğretmişti bunu bana. Gurbette tek başıma kalınca yemeğimi yapıp yiyeyim diye. Aç kalmayayım diye. Ya Trabzon'da annemin bir tane Zeliha teyze diye yan komşusu vardı. Ya bunu zeytinyağlı bir güzel yapar. Böyle içine her tür sebzeden de koyardı. Böyle mis gibi ya. Parmaklarımızı yerdik. Öyle böyle değil. Yaptırdım. Yalnız o bana anneciğim demesi yok mu? Ay uyuz oluyorum. Uyuz oluyorum. Kadir bak senden çok rica ediyorum. Ne yap yap bu çocuğu derhal bu evden gönder. Karıcığım biraz sakin ol. Sonra konuşuruz. Ben şunları bir halledeyim geliyorum. Ayol sen nereye gidiyorsun? Kadir! Oğlum ben camiye kadar gidiyorum. Dükkana göz kulak ol. Tamam babacığım. Merhabalar. Biz bu mahallede güzel bir kiralık daire arıyorduk. Hay hay. Elimde tam size uygun çok güzel bir daire var. Çok memnun oluruz. Siz bekleyin. Ben hemen anahtarı alıp geliyorum.
Buyurun hanımefendi. Başka. Eve az kaldı. Bu adam bu kızlarla ne işi olur ya? Üf, bana ne ya? Başka arzunuz? Çok pardon. Kızlar, siparişe devam eder misiniz? Sizinle ilgilenecekler. Kusura bakmayın. Ay Allah'a şükür kurtuldum ben şu komiserden. Bir bilsen, adam tam bir baş belası. Ay ne yakışıklı, ne yakışıklı. Benim saçımı da bu kesse. Manikür yapmamı ister misiniz? Yok yok, teşekkür ederim. Ben hanımefendiyi bekliyorum. Evet, bu sefer atlattım. Üf. Hepsini istiyorum, hepsini. Ablam. Bak bu senenin en trend modeli bu. Bunu bir dene derim yani. Ah, teşekkür ederim. Bunun bir numara büyüğü yok mu? Yine mi sen? Ah, olmadı mı ayağınıza ya? Arkadaşlar bir numara büyüğünü alabilir miyiz ya? Hanımefendiye olmadı. Baş belası herif ya, bir alışveriş yaptırmadı. Ay, bari bir parfüm alayım ben. Koku bana gider mi acaba? Çok iddialı gibi. Oldukça ağır bir koku o. Genelde sert mizaçlı kadınlar tercih eder bu kokuyu. Naif, kırılgan ve duygusal bir kadınsınız siz. Bence kişiliğinize uygun bir parfüm seçmelisiniz. Bu koku size daha uygun olacaktır. Yine mi sen? Vanilyanın şımarık ama çocuksu aroması ve kırmızı orman meyvelerinin ferahlatan armonisiyle sonbahar gecelerinin şiirsel güzelliğini bir arada barındıran bir koku bu koku. Nereye gidiyorsun? Bekle. Buyurun hanımefendiler. Adi herif. Onca zaman koştum peşimden seni seviyorum diye. Şimdi görürsün gününü. Alo memur bey. Bir ihbarda bulunacaktım. Gizli bir evde uyuşturucu partisi var. Evet. Adresi veriyorum. Yapıştı mübarek, yapıştı. Öğren de onu asılıyorum filan sancak. En çok da bu koyuyor. Güldürme beni. Gölgem gibi peşimdesin. Rahat ol. Bana olan duygularını itiraf edebilirsin. Ne duygusu be, saçmalama. Aşıksın bana, kabul et. Aşık mıyım? Hiç başka işim yoktu, sana aşık olacaktım. Ya ejderi vurmasaydın senin yanında ne işim olurdu benim? Ejderin yanında keşke bonus olarak seni de vursaymış. Hmm. Oh, bu ne? Var.
Kardeşim tutsana şu köpeği. Ya ne duruyorsun? Korsana beni. Zeynep kaç. Atlattık galiba. Ay. Ne tutuyorsun elimi? Ya ne tutacağım senin elini? Çok da meraklıydım sanki. Yeter, rahat bırak beni. Ya havle. Melis, ihbarı sen mi yaptın? Evet. Burası da evimizin ikinci katı. Bu sokak çok huzurlu ve sakin bir sokak. Eğer evi beğendiyseniz memnun kalacağınızdan eminim. Evi çok beğendik. İyi, süper. O zaman gidelim ve sözleşmeleri yapalım. Polis! Kemal, senin ne işin var lan uyuşturucu partisinde? Yakışıyor mu sana? Uyuşturucu mu? Pis herif. Bizi seni emlakçı sanmıştı. Kim bilir ne yapacaktı bize. Abi hayırdır inşallah. Ne uyuşturucu partisi ya? Babam dükkanı bana bırakmıştı. Ben de hanımefendilere evi gösteriyordum. Tamam anladım. Ya bir uyuşturucu partisi var diye ihbar geldi de. İhbar mı? Kim ihbar etti? Ben ettim. Pis herif. Kadınlara ev atarken iyi de ha. Görürsün bak seni herkese rezil edeceğim. Ne oluyor burada ya? Terbiyesiz kadın. Sen ne biçim konuşuyorsun? Aa, terbiyesiz diyene bak. Sensin terbiyesiz yelos. Bu kadından şikayetçiyiz memur bey. Tamam arkadaşlar sakin olun. Bakın bu benim kardeşim Kemal. Bu da Melis. Şimdi Melis sizi böyle görünce yanlış bir analiz yapmış diyelim. Kusura bakmayın. Ya kusura bakmayın hanımefendi. Şimdi bu gözler kıskançlıktan kör olduğu için sizin boş eve bakan iki bayan olduğunuzu görememiş. Kusura bakmayın lütfen. Tamam arkadaşlar siz evi beğendiyseniz ben sizi emlakçıya kadar götüreyim. Sözleşmeyi falan imzalayayım. Fiyatta da yardımcı olacağız. Buyurun. Kıskandığını bilmiyordum Melis. Senden nefret ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Yüce dinimize göre aile, baba, anne ve çocuklardan oluşan kutsal bir yuvadır. Aile evlilik ve nikah bağı ile kurulur. Kur'an-ı Kerim'de Allah size kendinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size temiz şeylerden rızık verir. Öyleyken batıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar diye buyurulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz de bir hadisinde nikah benim sünnetimdir. Evleniniz. Nitekim ben diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övünürüm demiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bugün sizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Hatice annemizin kelimelere sığmayan sevgisini anlatmaya çalışacağım. Onların o en güzel evlilik yaşamları tüm Müslümanlara örnek olur inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden önce babasını, 6 yaşında annesini ve 8 yaşındayken dedesini kaybetmiştir. Öksüz ve yetim kalan Peygamber Efendimiz'e artık amcası Ebu Talip ve amcasının eşi Hazreti Fatıma bakacaktı. Her ikisi de Peygamber Efendimiz'e yetimlik acısını yaşatmadan anne babalık yaptılar. Peygamber Efendimiz'e karşı her ikisi de son derece şefkatli, merhametli ve fedakar idiler. Öyle ki kendi çocuklarından önce onu gözetip, onu doyurur ve üstüne çok titrerlerdi. Peygamber Efendimiz
çocukluğu ve gençliği döneminde batıl olan tüm şeylerden, Mekke'nin putlarından ve çirkin davranışlardan uzak durmuş ve tertemiz bir hayat yaşamıştı. Üstün ahlakı ile herkesin güven duyduğu peygamberimiz, Mekke'de parmakla gösterilen emin idi. Onu herkes Muhammedül Emin diye çağırıyordu. Peygamberimizin amcası Ebu Talip ticaretle uğraşıyordu. Peygamberimizi de ona eşlik etmesi için ticaret kervanlarıyla Şam'a götürüp getirmişti. İşte o yıllarda Mekke'den Şam'a büyük bir ticaret kafilesi çıkacaktı. Hazreti Hatice annemiz bu kervanda Şam'a göndereceği kervanına vekillik edeceği güvenilir birisini arıyordu. O sırada maddi sıkıntılar yaşayan Ebu Talip, peygamberimizden bu işe talip olmasını istedi. İşte Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hatice anamızın tanışması bu şekilde oldu. Hatice annemiz hiç çekinmeden Şam'a göndereceği kafilenin başına Peygamber Efendimiz'i geçirdi. Peygamber Efendimiz kendisine emanet edilen kafileyi Hatice annemizin hizmetlisi olan Mesire ile Şam'a götürdü ve güven içinde Mekke'ye döndüler. Bu durum Hazreti Hatice annemizin Peygamber Efendimiz'i yakından tanımasına vesile olmuştu. Hatice annemizin kervanda görevlendirdiği Mesire, Efendimizin temiz ahlakını, doğruluğunu ve dürüstlüğünü ona anlatınca Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'i daha çok merak etmeye başlamıştı. Hazreti Hatice annemiz Kureyşli kadınlar arasında soy, şeref ve zenginlik bakımından en üst makamda bulunan, yine iffet ve namusunun temizliği bakımından Tahire ismiyle anılan soylu bir kadındı. O da Peygamber Efendimiz gibi cahiliye döneminin putlarına asla yakınlık duymamıştı. Etrafı, zenginliği, güzelliği ve diğer güzel huyları itibariyle kendisiyle evlenmek isteyenlerle doluydu. Ancak o kendisine gelen hiçbir teklifi kabul etmiyor, adeta ilahi kaderin takdiri tecellisini, yani Peygamber Efendimiz'i bekliyordu. Peygamber Efendimiz 25, Hatice annemiz ise 40 yaşındaydı. Hazreti Hatice annemizin içerisinde Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir sevgi tohumu yeşeriyor, o sevgi her geçen gün büyüyordu. Hatice annemiz sonunda Peygamber Efendimiz'le hayatını birleştirme kararı aldı ve yakın arkadaşlarından biri olan Nefise aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifinde bulundu. Ancak Peygamber Efendimiz elimde evlenecek kadar imkan yok diye karşılık verince Nefise, eğer bu temin edilse mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe çağrılsan müsbet cevap verir misin dedi. Peygamberimiz peki kimdir bu diye sorunca cevap Nefise'nin dudaklarından dökülüverdi. Hüveylid'in kızı Hatice. Peygamberimiz şaşırmıştı. Bu kadar zengin, bu kadar soylu bir kadın, üstelik kendisiyle evlenmek isteyen onlarca dengi varken kendisini seçmişti. Peygamberimiz bu durumu amcası Ebu Talib'e açtı ve onun da onayıyla Hazreti Hatice validemizin teklifini kabul etti. Peygamberimizin evet cevabı Hazreti Hatice annemiz için tarif edilemez bir mutluluk ve iki cihan saadeti demekti. Bütün düğün hazırlıkları Hazreti Hatice annemiz tarafından eksiksiz bir şekilde yapılmıştı. Ve nihayet iki mukaddes sevgili birbirine kavuşmuştu. Evlilikleri müddetince birbirlerine duydukları sevgi hiç azalmıyor, gün geçtikçe daha da artıyordu. Hazreti Hatice annemiz, Peygamber Efendimizin Hira mağarasında inzivaya çekildiği dönemlerde emrinde onca hizmetli olmasına rağmen o Sarp Dağ'ın bütün meşakkatli yolunu göze alıyor, Peygamber Efendimiz'e kendi eliyle yaptığı en güzel yemekleri taşıyordu. Yemeği verdikten sonra da oradan ayrılmıyor, kızgın güneşin altında uzaktan onu izliyor, adeta koruyuculuğunu yapıyordu. Peygamberimiz insanlara tebliğ için Mekke sokaklarına çıktığı zaman Hatice annemiz de
o güneşte dolaşırken ben gölgede oturamam diyerek bütün servetini İslamiyet uğruna harcıyordu. Peygamberimiz de Hatice annemize yeryüzü kadınlarının en büyüğü anlamına gelen Kübra ismiyle hitap ediyordu. Bu mübarek evlilikten Efendimiz ile Hazreti Hatice validemizin 6 çocuğu olmuştur. Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Günler iki sevgilinin birbirine olan koşulsuz sevgileri ve peygamberlik davasının çetin yollarında birbirleriyle beraber yürümeleriyle geçip gidiyordu. Müşriklerin müminlere uyguladığı zorlu ambargo yılları Hazreti Hatice validemizin Efendimiz'e olan büyük dayanışma ve desteğiyle aşılmıştı. Hatice annemiz 64 yaşındayken ölüm döşeğine düştü. 3 gündür ağır hastaydı. Peygamber Efendimiz ve kızları yatağının yanı başında oturmuş, ona son kez bakıyorlardı. Hazreti Hatice annemiz kendisini gözyaşlarıyla izleyen Peygamber Efendimizle göz göze gelince derin bir hüzün çöktü ortama. Her ikisi de birbirinden ayrılık halini düşünerek üzülüyorlardı. Peygamber Efendimizin yanağından süzülen yaşlar mübarek sakalını ıslatıyordu. Efendimiz ona şöyle dedi: "Ey Hatice, benden dolayı tüm bu sıkıntılara katlanmak zorunda kaldın. Ancak unutma ki Allah her sıkıntı ve zorluğun arkasından mutlaka büyük hayırlar murad etmiştir." Hatice annemiz peygamberimizi sükunetle cevapladı: "Ben saadeti senin yanında buldum." Hazreti Hatice validemiz hicretten 3 sene evvel peygamberimize ilk vahyin gelişinin 10. yılında Ramazan ayında vefat etmiştir. Efendimiz onu Hacun kabristanındaki kabrine kendi elleriyle yerleştirmiştir. Ölümünden sonra peygamberimiz onu daima hayırla yad etti. Peygamberimiz onun için şöyle demişti: "Dünyada yapayalnız kaldığım zaman Hatice benden hiç ayrılmadı. Ve bu durumların hepsi geçicidir, üzülme. Bu zorlukları kolaylıklar takip edecektir." dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları sebebiyle unutmuyorum. Peygamber Efendimiz yine Hazreti Hatice annemiz için şöyle derdi: "Kendi zamanındaki kadınların en hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir." Allah-u Teala Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hatice annemizin evliliklerini bizlerin de örnek almasını nasip eylesin inşallah. Amin. Yüce Rabbim bizleri onun yolundan ayırmayıp onun yolunda hayırlı evlilikler yapmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Vay be İci abi. Demek iç güveysi gittin ha? Aynen Murat. Gizem'in ailesi beni bağrına bastı. Neler yapıyorlar bana ya? Böyle başlarının üstünde tutuyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Ya Allah herkese böyle kaynanayla kayınbaba nasip etsin inşallah. Ya ne yaptık biliyor musunuz? Babamla sucuklu yumurta yaptık. Ya bir de bizimkileri ikna edersem her şey çok güzel olacak. Ay ben ikinizin adına da çok sevindim. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Darısı sizin başınıza artık. Ay o nereden çıktı? Bütün mahalle bunu konuşuyor. Murat komiser seni Ejder'in elinden kurtarmış. Kahraman mı olmuş resmen? Yalnız o tam olarak öyle olmadı. Hatta şimdi de Murat komiser Ejder'in kız arkadaşından seni koruyormuş. 24 saat başından ayrılmıyormuş. Vallahi ben duyunca çok sevindim. Çok şekerler ama değil mi ya? Maşallah. Yüce abi, aklıma bir şey geldi. Diyorum ki ben, acaba çifte nikah mı yapsak? Ne diyorsun? Yaparız tabii Bıdı. Sen iste yeter, seni mi kıracağım? Yalnız bir kendilerine de sormak lazım. Hani istiyorlar mı? Ha usul olarak. Tabii tabii, soralım. Murat, Zeynep,
Allah'ın izniyle evlenmek istiyorsunuz değil mi? Hayır. Maşallah. İstiyorlarmış da biraz zamana ihtiyaçları varmış. Aynı bizim gibi değil mi? Aynı. Murat, Zeynep'e göz kulak ol, olur mu? Ejder ölürse o ateş denen kadın bela olur vallahi. Allah'ın izniyle hepsini başımızdan defedeceğiz Yiğit abi. Merak etme. İnşallah. Yiğit abi. Aynı bizim aşk hikayemiz gibiler değil mi? Baksana ya, çok şekerler. Ben çok yakıştırdım vallahi. Sen bir kalksana, biz bir içeride konuşalım. Konuşalım. Hı-hı. Müsaadenizle. Konuşalım. Tabii tabii, müsaade sizin. Buyurun. Maşallah. İster misin Zeynep de Murat'ı kaçırsın? Ay ne güzel olur ya. Vallahi. Ha, bizimkiler. Çekil ula, geçemiyoruz. Babacığım. Bırak, bırak. Baba, anne nasılsınız inşallah, iyi misiniz? İyi değilim. Niye sorayısın? Babam değil misiniz, o yüzden soruyorum. Onların yanında kaldığından beri ben senin baban değilim. Sami Efendi, ha bir çocuk bir deri bir kemik kalmıştır. Bu kızın anası hiç bakmadı benim oğluma da. Aa anneciğim, olur mu öyle şey? Biz Yiğit abiye çok iyi bakıyoruz. Ne dedin, ne dedin? Sen bana anneciğim mi dedin? Galiba öyle dedim de ağzımdan öyle çıktı. Ulan sen benim teyzeme nasıl anneciğim dersin? Vururum seni. Ya bir dur, neyi vuruyorsun? Yok anneciğim, merak etme. Gizem'in evinde bana çok iyi bakıyorlar. Ay ama. Rengi ruhsarı da sormuştur bu oğlanın Sami. Ben ne yapayım Asiye? Büşra kızı, al bu sefer tasını da hicabımla ver. İçinde hamsi böreği, lahana çorbası, bir de mısır ekmeği vardır, o yesin. Yemesin ya. Buyur abi. Sağ olasın Büşra'cığım. Hicabi, sakın dokunma. Unuttun mu ya, diyetteyiz. Diyeti bozmuyorsun. Yemeyeceksin bundan. Gizem, annemin yemekleri. Çok sağlıklıdır bunlar. Anacığım, o nurlu ellerinden öperim. Uçağım, sen ne zaman evine döneceksin ha? Bak ananı çok üzeyesin ha. Üzülme anneciğim. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? İçim yanmıyor mu benim? Gizem'le evlenmeme izin verirseniz dönerim eve. O zor biraz. O zor zor. O biraz zor zor zor. O zor zor zor. O zor zor zor. O zor zor zor. Sami dur, Sami dur. Ulan Yiğit abi, sen gerçekten büyülenmişsin Durda. Bu kaba karcıyla evlenemezsin. Benimle evleneceksin da, benimle. Sen ne diyorsun be Concik? Bu adam benim, tamam mı? Uzak duracaksın ondan. Hicabı benimdir, benim. Benim ulan, benim. Ay, ne diyorum ben? Ulan ulan. Ay, iyice bu kadına benzedim. Gizem. Ne diyorum ben? Ne diyor lan bu? Ulan dedim. Uyuma sen. Baba, anne. Merak etmeyin, ben kayınbabam Gilde'yim. Hayırlı günler. Sizinle daha işimiz bitmedi. Size gününüzü göstereceğim. Bu işi sen temizleyeceksin. Senin yüzünden bütün mahalle evleneceğimizi düşünüyor. Ya bırak düşünsünler ya. Onlar bizim evleneceğimizi düşünüyor diye biz evlenmek zorunda mıyız? Bir şey söyleyeceğim ya, buldum. Bence sen benimle evlenmeyi düşünüyorsun ve bahane arıyorsun. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? 24 saat bana yapışan sensin. Bak, bu yakın koruma saçmalığını da bana yutturamazsın. Yani resmen aşıksın bana, kabul et. Ne? Sizi de hoşgörüyle karşılıyorum. Tabii ki cazibeme dayanamadınız. Ve karşılık bulamayınca da beni boğmaya çalıştınız. Bu ilk kez başıma gelmiyor. Kadınlar bana genelde hasta olurlar.
Ve karşılık bulamayınca da çılgına dönerler. Ukala. Bakın sizi kırmak istemem. Fakat benim size karşı en ufak bir ilgim yok. Yanlış anlamayın, çok güzel bir kızsınız. Fakat tipim değilsiniz tatlım. Size ümit verdiysem ki hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Duygularına karşılık vermem mümkün değil. Keşke odama girmeseydiniz de daha önceden benimle konuşabilseydiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün mahallenin diline düştük. Herkes benim size karşı ilgim olduğunu düşünüyor ki asla böyle bir şeyi kabul edemem. Sizin yüzünüzden emniyet camiasında mahallenin de diline düşmek istemem. Böyle bir şeye asla izin veremem. Şimdi senin bana aşık olduğunu ve benim sana karşılık vermediğimi herkese söyleyeceksin. Kısmetim kapansın istemem yahu. Bak Murat komiser, sana ümit verdiysem ki hatırlamıyorum, üzgünüm. Duygularına karşılık vermem mümkün değil. Çünkü tipim değilsin. Yani keşke aşık olmadan önce benimle konuşsaydın. Şimdi bütün mahallenin karşısına çıkacaksın. Ben bu kıza aşığım ama bu kız bana karşılık vermiyor diyeceksin. Yani kısmetim kapansın istemiyorum. Ne saçmalıyorsun sen be? Hayret. Yakında evlenir bunlar, söylemedi demeyin. Murat kızın yanından hiç ayrılmıyormuş. Koruma bahanesiyle odasına bile giriyormuş. Aa, gürkütük aşık olmuş desene. Zeynep de komiserin evine girmemiş miydi? Bunların ikisini ne yapacağını şaşırmış ayol. Hemen evlendirmek lazım bunları. Ama ablacığım ayıp oluyor ya. Gıybetin dibine vurdunuz ya. Resmen evlendirmişler bizi. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Yılmaz Bey. Neredesiniz Zeynep Hanım? Çok merak ettim sizi. Bu gece dışarı çıkalım mı? Anlamadım. Yani bir gece kulübüne gidelim. Sabaha kadar eğlenelim. Biraz kafamı boşaltmam lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda çok zor günler yaşadım. Tabii ki. Siz nasıl istersiniz Zeynep Hanım? Bir dakika. Bir dakika. Alabilir miyim? Yılmaz. Ben de geleceğim. Evet evet, ben de geleceğim. Ya sen nereye geliyorsun ya? Şey, oğlum, görev gereği ya. Arkadaş, bizim de görevimiz Zeynep Hanım'ı korumak. Sen dur durduğun yerde ya. Yok, 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 ben korurum. Sen merak etme, ben korurum. Hadi kapat, kapat hadi telefonu. Kapat, hadi. Versene. Yılmaz Bey, akşama görüşürüz. Tamam Zeynep Hanım, görüşürüz. Bak, o gece kulübüne sakın tek falan geleyim deme. Gerçi bu tipinde kim bulacaksan. Ben sana göstereceğim. Ne zamandır dışarıda yemek yemiyorduk babişim. Teşekkür ederim. Hicabi abi de burada. O kadar mutluyum ki. Sen mutluysan biz de mutluyuz kızım. Öyle değil mi kardeşim? Nereden çıktı bu yemek işi anlamadım ki. Vallahi doğru söylüyorsunuz anneciğim. Ya dolap ağzına kadar doluydu ya. Ben yapardım yemek size. İsraf. O zaman sen evde yapıp yeseydin çocuğu. Ha bizim uşağın durumu ne olacak Sami Efendi? Bu Sirük kızın yaptığı buyu bozmamız lazımdır ha. Ya Asiye, büyü falan yok. Hayırsız olan kendi rızasıyla götürdü ha. Öyle deme Sami Efendi. Ya Asiye yeter ya. 40 yılın başında bir şurada bir yemeğe gidiyoruz. Ya zehir etme ya. Hoş geldiniz. Rezervasyonumuz vardı. Peki Kadir Bey. Aa, bizimkiler de buradaymış. Ne alaka ya? Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Sami Bey. Bizim de rezervasyonumuz vardı. Peki efendim, hemen bakıyorum. Hayır, benim uşağım da burada durdu. Bula bula bula, bunların gittiği restoranı mı buldun kızım? Baba, ben nereden bileyim onların da burada olacağını? Kadir, ne işleri var bunların burada? Allah'ım, nereden bileyim karıcığım? Efendim, çok büyük bir hata yapmışız. Özür dileriz. İki aileyi de aynı masaya vermişiz maalesef.
O zaman biz başka bir masaya otursak? Maalesef efendim, olanaksız çünkü diğer masalarımız da dolu. Ya bu nasıl iştir kardeşim? O zaman biz başka bir yere gidelim, hadi. Aa, yok yok yok, üstüme iyilik salçadım, onlar gitsinler ne münasebet. Hadi Asiye gidelim. Hayır efendim, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Onlar cıtsınlar, masamızı onlara mı bırakacağız? Siz tanışıyorsunuz ne de olsa, isterseniz aynı masaya sizleri davet etsem. Olur. Ne yani, biz şimdi bunlarla aynı masada mı oturacağız? Yürü yürü gidelim karışık, hadi. Aa, yok yok Kadir, olmaz öyle şey, ben masamızı kaptıramam. Asıl biz sizinle aynı masada oturamayız. Hadi bakalım Asiye gidelim. Hiçbir yere gitmiyoruz Sami Efendi. Biz bu gece ha burada yemek yiyeceğiz. Hicabımı onlara kaptırdım da masayı asla kaptırmayacağım. Uy teyzeciğim, o nasıl laf öyle? Hicabıyı kimselere kaptırmayız. Hayır efendim, o zaman kıyafetlerimizi arkadaşımıza verelim, içeri geçelim. Yolladığım mısır ekmeğini yedin mi? Yedim güzel anam. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Anne, Gizem de senin yaptığın yemekleri yedi. Çok beğendi. Evet, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık anneciğim. Kızım, sen bu kadına anneciğim mi diyorsun? Asiye, benim kulaklarım yanlış mı duyuyor? Habib kız sana anacığım mı dedi? Kendi mi dedi? Ha ben anlayamadım. Ben anladım. Aklı sıra teyzemin kalbini kazanmaya çalışıyor. Yemezler kızım. Hicabıyı sana kaptırmayacağız. Tövbe estağfurullah, tövbe. Anneciğim nasılsın? Babacığım siz nasılsınız? Nasıl olacağız sipa? Bayağı tamsi gibiyiz. Ha bir de utanmadan sorayısın. Kardeşim. Sen nasılsın? Nasıl olabilirim abi sence? Sen de haklısın tabii. Karıcığım, her zamanki gibi bugün de çok güzelsin. Ah. Gökyüzündeki kutup yıldızı gibi. Ay. Çok tatlısın Kadir'cim. Yani beni şımartıyorsun. Asiye'cim. Ne kadar güzel bir kadınsın. Göklerdeki yıldız gibisin. Sen sanki zarif bir hamsi kraliçesi gibisin. Ulan Sami Efendi. Sen de çok yakışıklısın ha. Bu Karadeniz'in en yakışıklı reisisin. Helal be teyzeciğim, yakışır sana. Ah Kadir'ciğim. Ay ne kadar centilmensin. Ne kadar şahanesin. Yani bu güzel yemek için sana çok teşekkür ediyorum Kadir'ciğim. Rica ederim Karıcığım. O senin iç güzelliğin. Kocacığım. Bu sen ne kadar romantik bir uşaksın da. Ha bu Karadeniz'in en romantik uşaksın. Olur. O senin içinin güzelliğidir da. Bu romantik nedir? Buyurun efendim, siparişlerinizi alabilirim. Ben önce bir vakame salatası alayım. Sonra da kraşi sushi. Sami Efendi, bu ne değil? Sushi. Bu pişmemiş çiğ balık olayı. Hıy, çiğ balık mı yiyeceğim işte? Oğlum, şefin hamsisi var mıdır? Kimin hamsisi efendim? Asiye sen ne diyorsun ya? Şefin hamsisi, şefun. Öyle bir spesiyel yok efendim. O zaman sen bana özel hamsi soslu karalağını yatağında meşe odununda tuzsulanmış hamsi balığı getir. Uşağım, hani hamsi düz olsun. Ha düz, yani ölü gibi eğri değil. Canlı ama düz. Yani ölü değil, canlı. Düz, düz hamsi. Olsun. Karıcığım, senin için.
Ay, teşekkür ederim. Ay babişim, çok romantiksin sen ya. Anneş, sen de çok şanslısın. Öyle. Hayatım, bu dansı bana lütfeder misin? Aa, tabii. Hele bir hicabi dansa kaldı seni vururum. Sami Efendi, pak millet eşlerinden ne yapıyor? Sen öyle otur. Bizim de dans etmemiz lazım. Hadi bir şeyler yap. Asiye, sen merak etme. Biz dansın kralını yapacağız bu gece. Gel bakayım. Kemençe, vur ona! Oy! Beni hangi kulübe götüreceksiniz Yılmaz Bey? Sizi İstanbul'un en güzel gece kulübüne götüreceğim. Yeşilköy tarafında. Belki gitmişsinizdir daha önce ama beğeneceksiniz. Bu sefer eminim. Kesin benden hoşlanıyor. Yoksa neden gece kulübüne götür beni desin? Ulan Murat, avucunu yalarsın. Zeynep senden değil, benden hoşlanıyor. Ah Yılmaz ah. Bunu bana nasıl yaparsın lan? Şefin hamsisi de iyiymiş ha. Kadir'ciğim. Benimle lavaboya kadar eşlik edebilir misin? E, tabii hayatım. Sami Efendi. Ne? Haçanbağ tuvaleti kadar eşlik eder misin da? Da git. Tuvalet orada da. Ula Sami bacağına. Beni tuvalete götür. Asiye'm ha öyle söyle. Ciğerimi ye. Tabii. Ha. Cabi'cim, lavaboya kadar bana eşlik eder misin? Peki canım. La burada efendi efendi yemek yiyoruz. Oturun yerinize, benim tepemin tasını attırmayın. Tamam şeyim. Canım, sen git hadi. Ya vazgeçtim. Gitmiyorum.
yapıyorum kardeşim. Nasıl iştir bu ya? Bu beklemek nasıl iştir ya? Hanımlar içeride şey yapacak, biz burada onların şeyini bekliyoruz ya. Hiç doğru değildir ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizi birileri görse var ya, rezil olduğumuzun resmidir. Bunların makyajı biter mi ya? Vallahi çok doğru söylüyorsun. Kızım, ha sen o makyaj çantayı bana bir versene ya. Al teyzeciğim. Sağ ol. Ha bu nasıl açılıydı? Sen benim oğlumu kendine damat yapamayacaksın süslü kadın. Sanki çok meraklıydık senin oğluna. Ya kardeşim bu kadar bekleyeceğimizi bilseydik vallahi seninle oturur tavla atardık da. Gel atalım hadi. Bilir misin? He biraz bilirim. Ben bu tavlanın kitabını yazdım uşağım. Yapma ya. Hangi kitapçıda satılıyor senin kitapların? Ulan sen benim oğlumu niye vermişsin? Hı? Biz mi çağırdık? Kendisi geldi. Ulan büyü yaptınız benim oğluma. Ya ne büyüsü be? Ulan konuşma ver benim oğlumu. Vermiyorum işte gel de al. Alırım. Ver Reis'im. Hadi Kadir'cim. Gel hadi gel. Buyurun efendim. Hadi ver bakayım. Ver bakayım. Bırak şunu. Ulan bırak şunu. Ver şunu bana. Ver. Ver bakayım ya. Bıraksana. Yok sen ver şunu. Alt tarafı nedir ya? Alt tarafı hesaptır. Hocam bu nedir? La pavyon hesabı gibi olmuş. Ben tekneyi satsam anca öderim bunu. Bu nedir? Tamam, tamam. Ben hallederim. Olur mu ya? Ben takayı satar yine sana ödetirmem bunu. Şimdi ayıp ettin ama. Katiyen olmaz. Sana tekneni sattırmam ben. Ben öderim. Olur mu ya? Dünyada ben sana bunu ödetmem ya. Olur mu öyle şey ya? Ölümü gör ya. Burada benim gibi koskoca bir patron var. Ben sana hesap ödettirir miyim? Katiyen olmaz dedim. Olmaz, dünyada olmaz. Bunu ben ödeyeceğim. Ay Kadir, lütfen, lütfen sen öde. Hayır efendim, biz ödeyiyoruz. Ulan biz ödeyeceğiz dedik, da. Ya baba, ya ayıp. Alt üstü bir hesap bak, herkes bize bakıyor. Günah ya. Ben ödeyeceğim ulan. Cikletin oğlu. Ulan ben ödeyeceğim. Mantar indirim aldı. Ölürüz de size bu hesabı ödetmiyoruz. Biz ödeyeceğiz. Ben ödeyeceğim. Biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz. Ay asla kabul edilemez, asla. Ay ister et, ister etme. Biz ödeyeceğiz da. Ulan sen tut şunu. Nereye ödüyorsun? Al kardeşim. Nereye ödüyorsun? Nereye ödüyorsun? Nereye Benim ne hangi kız gece kulübüne gidermiş? Ya istediğim kızla istediğim gece kulübüne giderim be. Hey, sen beni ne sandın ya? Hayret bir şey ya. Ya bana ne? Kiminle hangi gece kulübüne gidiyorsan git. Kıskanmadım canım, niye kıskanayım? Hayır sen bana laf soktun diye şey ettim. Bak bak, seninle hangi kız gece kulübüne gidermiş? İyi bak, kız sana laf sokuyor, üstüne bir de Yılmaz da gece kulübüne gidiyor ya. Ben bunun altında kalır mıyım ya? Ben bunun altında kalır mıyım? Geride kaldı. Kendine gel.
Seninle hangi kız gece kulübüne gidermiş ha? Gösteririm ben sana. Vay be. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne diyorum ben ya? Sen zaten polissin ya. Hayret bir şey. Gelin bakalım, gelin. Şahin. Amirim siz miydiniz? Aferin size. Aferin. Sizin yüzünüzden peşinde olduğum suçluyu da kaçırdım. Kusura bakmayın amirim. Biz arabayı çalıntı sandık. Tamam hadi dağılın şimdi. Ben aracı geri vereceğim sahibine. Hadi. Tamam. Tamam. Çabuk, 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 çabuk gelin. Hele, koş, koş, koş. Ya gel, kızlar gel. Birden fenalaştı, ne olduğunu anlayamadık. Hadi, hadi. Ay, ay, ay beni değil kızı götüreceksin. Düşecek kız şimdi. Hadi bakalım. Ben de geliyorum. Kusura bakmayın bey baba. Kusura bakmayın bey baba. Maalesef asansörde yer yok. Ambulans. Ambulansta yer yok. O yüzden siz direktman bu hastaneye gideceksiniz. Hastane. Hastaneye gideceksiniz. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İyi akşamlar. Yavrum, yavrum sultanım. Hadi biz de hastaneye gidelim. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Merhaba. Murat ben. Merhaba, ben Aslı. Ben de Şirin. Memnun oldum. Burası kesmedi sanırım. Başka bir yere gitmeye ne dersiniz? Olur. Hadi gidelim. Şarkı bitti, bunlar gelmedi ya. Harbiden ha. Oo. Bak, 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 bak. Aman benimki. Efendim, aman efendim. Çok güzelsiniz yine. Şevket, bizi nereye götüreceksiniz? İstanbul'un en iyi gece kulübüne. Evet ya, eğlenmek bizim de hakkımız değil mi? Hem Yılmaz abimiz Zeynep'i bara götürüyor ama. Evet. Tabii kız. Allah tabii canım, hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 bin, kop, kop. Hadi bin. Gel, gel, gel hayatım, sen buradan gel. Murat değil mi bu? Ta kendisi. Peşimden ayrılmıyor ki. Neyse ki yanında kız yok, içeri almazlar. Ya pozlara bak, pozlara. Artist. Vay ortak. Sen de mi buradaydın ya? Senin burada ne işin var? Ha?
Ya görmüyor musun Zeynep Hanım'la baş başayız. Bir huzur ver. Ha? Sen bizi mi takip ediyorsun? Ne diyorsun sen ya? Niye takip edeyim seni? Allah Allah ya. Gidelim. 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 Yelenceler. Hı hı. Artist. Arkadaşlar şu aracı buradan çekin, yol bir açılsın. Gelen giden olacak da. Uyuz'a bak. İki tane zilliği karşısına alıp nasıl da bana nispet yapıyor. Yılmaz Bey, çok iyi dans ediyorsunuz. Gecenin en iyi dans eden erkeği de buradaymış. Ona gecenin paçozu desek daha doğru olur. Kıskanmayalım lütfen. Ne kıskanacağım be? Yılmaz Bey senden çok daha güzel dans ediyor. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Daha iyi dans ediyorum tabii. Hadi be. Şimdi. Sen bu kulübe niye geldin? Gidecek başka yer yok muydu? Aa, ayıp ediyorsun ama ortak. Anca beraber, kanca beraber. Ulan muhatap olmayın şuna Yılmaz Bey. Oo. Biraz da ben dans edeyim ama. Döneriz yine. Hadi bakalım. Ya Allah kahretsin ya. Bütün kızlar da benimle dans etmek istiyor. Ukala. Yılmaz Bey, hadi şuna bir haddini bildirelim. Hadi. Peki canım, dans edelim. Siz gelin şuraya. Aa! Önüne baksana be! Kızım, dans etmesini bilmiyorsan bu piste çıkmayacaksın sen. Biz burada salsa yapıyoruz. Aa, deliye bak. Ne diyorsun sen, deli falan? Şuna bak ya, dövecek sanki. Yok. Ne oluyor burada ya? Hem arkadaşıma çarpıyor hem de laf söylüyor. Kıza bak ya. Hah, diğer zili de geldi. Zilli mi? Bir dakika, ne oluyor ya? Benim yanımdaki kızlara kimse laf söylemez, tamam mı? Hadi al şu kızları, uza buradan. Aa, çok kaba. Çok kaba. Sen kime uzanıyorsun be?
Sana diyorum. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım biz salsamıza devam edelim. Salsa! Sıkıntı yapmayın. Ya tamam. Biz gidiyoruz. Bizim çok keyfimiz kaçtı. Hadi iyi akşamlar. Hadi, hadi. Kusura bakma ama biz mevzuyu anladık. Bu kız senin resmen eski kız arkadaşın. Biz çok gördük böyle tartışmaları. Sonunda hiç iyi bitmedi. İşimiz olmaz. Hadi bay. 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 Açıyoruz. Neden bahsediyor bu cadı? Siz eski sevgilimisiniz. Yok öyle bir şey. Yoksa öyle bir şey. Senin burada ne işin var? Koca İstanbul'da başka club mı yok? Neden geldiği belli değil mi? Ben niye buraya geldim biliyor musun Yılmaz? Neden geldin kardeşim? Birine haddini bildirmek için. Yılmaz Bey, ben bir lavaboya gideyim. Eşlik edeyim. Rahatsız olmayın. Tamam. Şevket, Yılmaz kardeşlerinle görürse kıyamet kopar. Oo, komiserim Kopko. Ha. Ana. Komiserim hayırdır, ne yapıyorsun burada ya? Ulan Şevket, yine ne iş çeviriyoruz? Komiserim ne haber? İyi iyi, Yılmaz burada gerizekalı. Ne? Yılmaz mı? Abi, abi, abi. Yılmaz mı komiserim? Komiserim tam olarak nerede? Nerede? Ya komiserim, Allah senden razı olsun. Bu herif bizi görse kesin öldürür, öldürür ya. Eyvah polisler. En az 5 yıl yeriz. Lan ben sana demedim mi 2 sokak aşağı bırakalım şu arabayı diye? Oğlum sonra konuştuk ya kapıda daha havalı olur diye. Ne yaptınız lan yine? He? Ne yaptınız? Ya komiserim şimdi sana söylerdim ama şimdi sen de polissin ya. Söyleyemiyorum. Kardeşim, lafını unutma. Kaçtık biz. Koş, koş, koş. Şevket. Komiserim, Allah'ını seversen beni kurtar, ne olursun. Lütfen yardım et. Ulan Şevket. Merhaba. Komiser Murat ben. Amirim, bu adam ambulans çalmış. Çaldığı araç da buraya gelmiş. Neyin kafasındasın lan sen? Senin yüzünden birileri ölebilirdi. Olay bilgim dahilinde. Ambulansı ben getirdim. İçeride gizli bir operasyon var. İçeride bir çatışma olabilme ihtimali var. Ambulansı o yüzden getirdim. Şevket benim yakınım zaten. Operasyon devam ediyor. Siz görüntü vermeyin yeter. Şimdi ayrılabilirsiniz. Amirim, kulüp önünde çalındı bir spor araba da var. Evet, onun da operasyon devam ediyor. Olay bilgim dahilinde. Şimdi gidebilirsiniz. Tamam amirim. Vallahi Allah razı olsun Murat komiserim. Allah senden razı olsun. Sen olmasan bunlar var ya beni 10 yıl içeri atardı biliyor musun? Ulan ambulans çalmak nedir? Ya öyle denk geldi hani. Vallahi boşluğa düştüm. Kusura bakma. Ya komiserim bir şey soracağım. Sakın şikayet bağımını algılama. Hani en ufak bir memnuniyetsizlik yok ama. Merak ediyorum. Sen bana niye bu kadar yardım ediyorsun ya? Hep bana kertenkele kardeşimi hatırlatıyorsun biliyor musun? O da bana böyle karşılıksız yardım ederdi. Beni hep böyle toplardı, kurtarırdı beni. Kardeşim benim. Senin iyiliğin için sana kertenkele olduğumu söyleyemem. Şevket hala buradasın ya. Hala buradasın ya hadi. Tamam o zaman bana müsaade komiserim. Oradan değil gerizekalı. Arka kapıdan. Yo ambulansı ben buraya... Ha, hala ambulans diyor ya.
Hala ambulans diyorsun ya. Çok teşekkür ederim amirim. Hadi. Hayırlı operasyonlar size. Hadi. Ah ulan Şevket. Ah ulan Şevket. Bir kere de başını belaya sokma. Bir kere de başını belaya sokma. Neden bu kıza bakıyorum? Neden bu adama bakıyorum? Yoksa onu seviyor muyum? Ona aşık mı oldum? Hayır. Ben sadece tek bir kadını sevdim. Buraya sadece ağzının payını vermek için geldim. Ama o zaman neden hep onu görmek istiyorum? Neden hep onunla konuşmak istiyorum? Bu adam neden bana Ziya'yı hatırlatıyor? Neden bana Zehra'yı hatırlatıyorsun? Yoksa ondan hoşlanıyor muyum? Yok. Asla sana ihanet etmeyeceğim Zehra. Bu kalp sadece senin için atacak. Hiçbir kadın senin olduğun yere gözlerini dikemez. Ziya. Sana asla ihanet etmeyeceğim sevgilim. Eğer kalbim bir başkası için atmaya başlarsa bil ki o kalbi kendi ellerimle söküp atarım. Yılmaz Bey, ben eve gitmek istiyorum. Daha yeni geldik ama. Başım ağrıyor, eve gideceğim. Tamam, tamam gidelim. Komiser seni niye kurtardı yine ya? He? Hoşlanıyor benden. Ne bileyim lan niye kurtarıyor Allah Allah. Kurtarıyor adam işte. Ben de anlamadım. Batı'nın en hızlı kovboyu. Red Kid. Hani altı patları var. Hepsinin var. Deli Meryem. Deli Meryem? Bacım nasılsın? Hadi canım. Arıyorum lan. İyi akşamlar Deli Meryem Hanım. Hicabı'yı kaçırdığınız gibi geri getireceksiniz. Tamam. Ne tamam? O apartman topuklu kızın evinde mahsur kalmıştır. Gereğini yapın. Hemen. Ne hemen? Ne tamam? Ne tamam? Ne tamam ya? Allah Allah. Ya bu Deli Kadir'in evini koruyan. Baba Kadir. Baba Kadir. Etrafımdaki herkes deli. Ben ne yapayım? Deli Meryem Hanım. Bu Baba Kadir'in evini koruyan yaklaşık 1 trilyon koruma olduğu için bizim oraya girmemiz imkansız. Giremez. Bir saatiniz var. Ya Meryem bacı, bu Deli Kadir'in evini koruyan 3 trilyon koruma var. Biz nasıl aşacağız ya? Bir saat mümkün değil. Mümkün değil. Yetişmez. 59 dakika 55 saniye. Biz bu kadar sürede sülalesini kaçırırız be. Hicabı almadan gelmeyin. Burada beklerim. Ormanda uyuyoruz sanki. Ay. Kadir. 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 Uyuyamıyorum. Neden? Horluyorsun. Ben horlamam ki. Ay, nasıl horlamazsın canım? Git misafir odasında uyu. Ama karıcığım. Ay aması maması yok Kadir. Uykum var zaten. Git. Git misafir odasında uyu.
Buraya da alıyormuş bu. Lan kapat. Oğlum kokmuyor lan. Elim koptu be. Gel bana sor. Bacım müsaadenle bacım. Selamun aleyküm. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ulan bu hicabı da 10 kilo almış be. Aç şunu çuvalı. O zaman. Ulan bu hicabı saçları ne ara döktü be? Ana. Baba Kadir lan bu. Ulan hicabı nerede dur? Bakayım. Yok. Hayvan sizin yapacağınız işin ya. Neredeyim ulan ben? Kim getirdi beni buraya? Yoksa çok mu horladım? Doktor. Doktor! Çıkın. İletim şoku hazırlayın. Çabuk. Yüksel. Ateşin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Çünkü bunun tekrar yaşanmasına izin veremem. Hazırlanın, gidiyoruz. Seni toprağın altına gömmeden önce geberteceğim o Zeynep Şanlı'yı.
Zeynep. Baskın uğradık ortak, sen burada kal. Tamam. Kimse korkmasın, ben buradayım. Size kimse bir şey yapamaz. Hadi içeri, çabuk 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 çabuk. Hadi içeri. Hadi güzel. Melis, korkma, ben buradayım. Hadi içeri. Zeynep! Zeynep Şanlı, sen benim sevgilimi öldürdün, şimdi ben de seni öldüreceğim. Ejder benim sevgilimi öldürdü. Ben de onu geberttim. Sen de ölmek istiyorsan sorun değil. Arka bahçeye koş çabuk, ateş orada. Murat.